Rusya Federasyonu'nun Ukrayna işgalinin bir haftası biterken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Facebook üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Halen çatışma yaşanan bölgelerdeki seyrin değiştiğine ve Rus ordu birliklerinin kaybetmeye başladığına değinen Reznikov, Rus işgalciler, birliklerinin savaş etkinliğini bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Ama Rus tarafı için şu anki durum daha da kötüye gidiyor. Bu durum için Rus asker ve subay gruplarının sürekli olarak yakalanmaya başlaması kanıt niteliği taşıyor. Rusya, işgal sırasında belirli bölgelerde sıcak temasa girmekten çekindiği için uzun menzilli füzeler ile barışçıl şehirleri hedef aldı. Rusya ve Belarus'tan atılan füzeler ve yapılan hava saldırıları, askeri noktaları vurmak yerine okul, hastane ve konutları bombaladı. Bu korkakça bir yaklaşımdır. Çatışmalar sonucunda Ukrayna tarafına esir düşen veya öldürülen Rus askerlerinin yakınları Rusya'yı protesto etmeye başladı bile. Rusya'nın propagandası çökmeye başladı. Ayrıca Hitomir'de bulunan ve Çevre Koruma Ajansı'nda konuştu 95. Tugay'ın kışlaları ve yakındaki evler vuruldu. Kremlin, askerlerimizin kadınlarına ve çocuklarına saldırarak istediği sonucu elde edemeyecek. Şehirlerimizin ve köylerimizin çoğu şu anda Rus teröründen mustarip, en çok da Kharkiv, Mariupol ve Kırsım bölgeleri sıkıntı çekiyor. Ancak her ne kadar farklı dile ve dine mensup Ukraynalı vatandaşımız varsa bu işgale karşı kahramanca mücadele veriyor. Bugün evlerini Rus işgalinden koruyan herkesle gurur duyuyorum. Canını verenlere başımı eğiyorum. Bu savaşı kesinlikle kazanacağız, ifadelerinde bulundu. Ayrıca alınan yardımın arttığına değinen Reznikov, Ukrayna'ya daha fazla Stinger ve Javelin füzelerinin tedarik edileceğini, yeni Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'ya teslim edildiğini ve muharebe alanında aktif kullanıldıklarını açıkladı. Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklediğini ve destek sağlayan ülke sayısının zaman geçtikçe arttığının da altını çizdi. Açıklamasının sonunda çok kısa bir süre önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin görüşme yaptığını açıklayan Reznikov, ABD tarafının Ukrayna'da işgale karşı savunucu görev üstlenen her birimden ve halkın direncinden memnun olduğunu belirtti.